Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. KVK'dan tekrardan selamlar. En son videomuzda 57'yi zaten maçadan ve kalçadan silmemizi gösteriyorduk. Daha sonrasında da Dimbokro'ya kale attıklarını göstermiştik. Oraya bir iki kale daha attılar ve tamamıyla Dimbokro'ya taşınıyorlardı. 3 krallık Dimbokro'yu tutacaklardı. Yani normal başka krallıklar olsa müttefikler gitsin temizlesin dersiniz ama gerçekten 64 ve 57 70'i de 53'ü de 67'yi de yenecek güce sahipti. O yüzden bizim oraya müdahale etmemiz gerekiyordu. Çünkü ben rakibin hiçbir şey kazanmasını istemiyordum. Kalemizin kurulmasını bekledik. Sadece 10 kişilik falan TP yerimiz mevcuttu. Dolayısıyla sadece 10 kişi burada bizimle operasyona katılabildi. Klanda 117 tane online oyuncu var. Sadece 10 kişiyle. Geçidi aldık. Geçit önce müttefiklerimiz girdi. Açık alanı temizledi. Geçidi ele geçirdik. Bayrak atmaya başladık. Hızlı Belisarius ordularıyla. Biz orada 10 kişiyiz. 10 kişi bir geçidi ne kadar tutabilir? O geçidi tutmak zorundayız çünkü bayrak atıyoruz. Ardı sıra bayraklar atmaya devam ediyoruz. 64, sadece 64 krallığının geçide teması var. Bu da bizim için büyük bir şans. Sadece 64 ralli açabiliyor geçide. Ve tek ralli yiyoruz. Garnizonlarımızı koyduk. Zaten o 10 kişilik ışınlanan herkes T5'ti. T5 oyunculardı. İşte biz bayrak dikmek için hızlı Belisarius orduları soktuk içeriye. Ve dışarıda kalanlar, bayrağa yetişemeyenler, bayrağın içerisine giremeyenler, dışarıda kalan ordularını da böyle benim gibi sağa sola kaçıştırıp bir sonraki bayrağı bekliyorlardı. Sonuçta her bayrak bittiğinde biraz hasar yiyecektik ve o bayrağın dikiliş süresi düşecekti. Yellow Wolf Birliği'nin bayrak dikme teknolojisi, yani o bayrak hızlı bayrak teknolojisi maalesef yeterli düzeyde değildi. Üçüncü seviyeydi sadece. Yani normalde 17 dakikaya diktiğin bayrağı bayrak teknolojisiyle 10 dakikaya falan düşürmüştük. 10 dakikada dikiyorduk her bayrağı. Dolayısıyla bir 4-5 tane bayrak atmamız gerekiyordu ki gerçekten orada artık Dimbokro'daki üstünlüğü ele geçirebilirim. Dimbokro'daki yarma harekatı böyle başladı. Ve şu anda 57 geçide dokunamıyor. Bayrağımıza 64'ün teması yok. Sadece geçidimize 64'ün teması var. 57 şu anda aşırı bir şekilde useful, Türkçesi ne? İşlevsiz, aynen. Çok işlevsiz kaldı. Tek yapabilecekleri şey şu anda bayraktan çıkan askerleri kesmek açık alanda. Ya da bizim diktiğimiz o bayrakların üzerini ordularla kapatarak içeriye ışınlanmamızı engellemek, bu sırada da 64'e zaman kazandırmak. Ne ya saçımda? Her neyse bu şekilde. İşte Alex rallileri gönderiyorlar. Biz arkadan piyade reinforce'luyuz. Yani biz 10 kişilik ekiple reinforce'ladığımız piyade ile o geçidi almadılar. Bir sonraki bayrağı attık, alamadılar o geçidi. Artık baktılar zaten açık alan üstünlüğü 57 tarafından sağlanıyor. Bu sefer de Edward rallisi açalım bari dediler. Ama geçidin arkasında bekleyen o 10 kişinin 3'er taneden tam olarak... Hani 30 tane ordu var orada. Boş, o kadar da boş değiliz yani. Mesela arkadaşlarımız bayrağı tamamlamak için orada hasar yiyip bayrağın içerisine girebilecek kadar askere olmasını sağlayıp bayrağın içerisine girip bayrağı maksimum hızla inşa etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde. İkinci bayrağımızı attık ve biz hala geçidi tutuyoruz. Elimizden geldiğince. İşte 57 ise bütün bayraklarımızın üzerini ordularla boyayarak içeriye teleport atmamızı engellemeye çalışıyordu. Bakalım bunu kaç bayrak daha yapabilecekler? İlla ki bir yerde bir boşluk ve açık yakalayacaktık. Ki nitekim de öyle oldu. Şimdi spoiler vermiş olmak istemiyorum ama öyle de oldu. Şu an geçidi başka krallıklarla paylaşamazdık. 67 de yanımızda bekliyor, 53 de yanımızda bekliyor, 70 de yanımızda bekliyor. Ama paylaşamazdık şu anda çünkü geçidi bizim tutmamız gerekiyordu. Geçit 64'ün eline geçerse eğer, 64'ün eline geçtiğinde geçit o diktiğimiz ilk bayrak toplu saldırı yiyebilir, yanmaya başlayabilirdi.
Geçici de bizim tutmamız gerekiyordu. Bayrağı da bizim tatmamız gerekiyordu. Ki içerideki o üstünlüğü, asıl üstünlüğü sağlayabilelim. Yine bir Alexi Yison Geralisi geldi. Fakat bizim orada o 10 kişinin Reinforce'u yine onu tutmaya yeterli oldu. 64'ten ise yeterli Reinforce gelmiyordu. Çünkü başka bir cephede yukarıda 64 53 ile savaşıyordu. 53 burada çok iyi iş çıkardı. Başka bir cephede 53 bayağı oyaladı 64'ü. Buraya tam güçleriyle odaklansalardı muhtemelen o geçidi alabilirlerdi. Yeterli. Beyler bayrak bitti. Bayrak. Yeni bayrak. Yeni bayrak. Bak canım. Solada tipi atılıyor şu an. Ronin gidiyor adamın. En sol alta tipi atılıyor. Abi geçtim ben. Bayrak bekliyoruz. Geliyor. Geldi. Böyle hızlı ordularla kaçışarak. Orada kalkansız durma. Neden? Neden? Bayrak geldi. Küçük saldırı da var. Joker dikkat dağıt. Dikkat dağıt abi. Biz de çık temizle. Joker aç. 30 tane var. Ordular ne dal ya? 3-4 ordu var dal onlara. Çık abi. Joker olabildiğince savaşıyorsun. Joker savaşma. Yok yok, sen oraya T5 falan atması lazımdı da. Yapacak bir şey yok. Şey yap. Joker. Bayrak inşa etmeye gel. Bayrak inşa etmeye gel. Yeterli asker getirerek. Ne kadar? 13k lazım. Arkadan ben dolaşırsın biraz. ARG biraz ordunu arkada bir yere sakla. Orada durma. Oraya tabii ki kim TP alanı bulursa ışınlanması gerekiyordu. Önemli olan yer kapmaktı. Sonra zaten T5'lerle yer değiştirebilirdik. Ancak hani 57 de şehrin içine ordu sokarak, hani sonuçta o 23 milyonluk adam ışınlanmış ya oraya. O 23 milyonluk adamın kalkıp oraya T5'in gelebileceğinden dolayı içeriye o şehrin dibine asker sokuyor. Yani bu şekilde bizi oldukça iyi blokladılar. Ama ne kadar daha yapabileceklerdi bunu. Evet. Bu sefer bütün ordularımla geldim. Çünkü Edward Rally'si geldiğini gördük hep beraber. Ekibi de hazırladık. Zaten oradaki 10 kişilik ekip hazır bir şekilde bekliyor. Edward Rally'si gelecek ve anında geçitten çıkıp swarmlayacağız. Şimdi 57'nin açık alan üstünlüğü sayesinde bunu normalde yapamamız lazım. Ama 57 biraz uyuyordu. Yani bu kadar geçidin ordunun önüne yığdıkları ordu maalesef bizi engel olmadı. Çıktık ve o Edward rallisini swarmladık. Zaten Reinforce'un da geleceği yoktu. Saldırmaya başladık bu şekilde. Zaten swarm'u görünce anında iptal ettiler. Hemen geri çekildik. Geçidimizin arkasında pozisyonumuzu almaya devam ettik. Bir yandan geçidi koruyoruz. Bir yandan bayrak atıyoruz. Bir yandan da 57'nin o ordularla boş yer bırakmama çabasını... boş yer bırakmama şeyini kırmaya çalışıyoruz. Bunu bir bakalım kaç bayrak daha yapabileceklerdi. Önemli olan o. Şu anda bir şey fark ettik. Artık 57 bir T1'lik ordularla blok yapmaya gitmiş durumda yukarıda. Onu fark ettik ve onu yapacağız. Onu kullanacağız. Orayı güvenli zannediyorlar ama değil. 64'ün daha fazla oyalanması lazım. 53 tarafının daha fazla 64'ü oyalaması lazım. Bayrak tamamlanmak üzere ve yukarıda üstteki o T1 orduları keserek TP yeri açalım. Hemen içeri geri atla geri. Atla içeri geri. İçeri atla 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 içeri atla. İçeri atla. Ordular, tekli ordular bir de barbarı kendine doğru. Öge dayan. Joker gidiyor. Joker'in şeyi burada mıydı zaten? Yok tamam, barbar gitti, barbar gitti. Tekli ordulara da. İlerideki. Ben bayrağı da attım. Ahmet abi sen kes. Ben keserim keserim. Yukarıdaki ne bu Ahmet abi sende? Hadi lan biriniz gelin çek, 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 çaldırın. Çekil 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 Ahmet abi çekil sağa çekil. Hele. Böyle küçük olaylardan ya. Ozan'a takalım. Abi geliyorlar lan. Hadi lan az daha gelin. Devam. Abi, çekebilirsek var ya, abi onları kesmen efendim lazım. Ha evet, Ozan Atakan çık çık kes. 5 kıta Cengiz'i sıvarmla. 5 evet. Kıta Cengiz'i sıvarmla. Keşke şehrin atışı yaratabilseydik. Geçitte yer var mı bana da ya? 5 kıta çıkar abi, 5 kıta çıkar. Bu şekilde kendimize küçük küçük yerler açtık. Zayıflıkları bulmaya çalıştık. Birkaç kişi TP attıktan sonra zaten sağdan sola doğru bütün hepsini süpürecektik. Bütün alan bizim olacaktı. Şu ana kadar yalnızca
iki hesap ışığından atabildi. Biri 23 milyon, diğeri 70 milyon, 80 milyon. Yine Edward Rally'si geliyor. Bu sefer 57 biraz daha uyanık. Ama yine de bu bize engel olmadı. Çıktık, swarmladık ve bitirdik o Edward Rally'sini. Hemen geri pozisyonumuza geri döndük. Sadece burayı bir 15 dakika, yarım saat daha tutabilmemiz gerekiyordu. Bir hesap daha ışınlanacak yer buldu kendine. O da 25 milyonluk, 23 milyonluk bir arkadaş. Yer bulup ışınlanması önemli. Tabii ki oraya bir T5'in ışınlanması daha iyi. Ama o durumda maalesef şey yapamazsın. Hani o riski alamazsın. O an TP'yi atman lazım. Şimdi şeyin planlarını yapıyoruz. Krax'ı oradan kaldırıp, o arkadaşı oradan kaldırıp oraya bir T5 sokma planı. Bekliyoruz. Orada bazı barbarlar engelliyor. Bazı ordular engelliyor. Çıktı ve anında Thomas geldi. O boşaltılan yer doldurulmuş oldu. T5 ile birlikte. İkinci T5'i de ışınlamış bulunduk. Artık Thomas orada Ozan Atakan'la birlikte ortalığı karıştırıp daha fazla teleport bölgesi açabilir. İki T5 oradaki açık alanı AFK orduları temizlemeye oldukça yardımcı olacaktır. Bir yandan da geçidi de savunmaya devam ediyoruz tabii ki. Sadece çok az bir zaman daha direnmemiz gerekiyordu. Bir anda her şey bizim lehimize dönecekti şu an. Durum o yöndeydi. Sadece bir bayrak daha gerekiyordu bizlere. Bir sonraki bayrak da tamamlandı ve yenisini attık. Hemen zaten farmlardan atlaya hızlı bir şekilde o bayrağı da doldurduk. Artık yavaş yavaş açık alan temizleniyordu Thomas ve Ozan Atakan tarafından. Orada bir TP yeri daha açıldı. Ronin de geldi. Artık 3 kişi orası. Ronin T5 değil ama 45 milyon hemen hemen T5'e yakın teknolojiye sahip bir oyuncu. O da temizliği oldukça rahat bir şekilde yapabilirdi. Burada bir lavaboya gitmişim galiba ben herhalde. Baksana. Hiçbir yere bakmadan AFK bırakmış ve gitmişim. Burayı da editte niye silmedim ben? Niye izlettim burayı bilmiyorum. Özür dilerim. Bu şekilde yavaş yavaş açık alanları temizliyorlar Ozan Atakan'la Thomas. Çık vur çık vur şeklinde rahatsız ederek, zayıf gördüklerini keserek. Hala bayrakların içerisinde bize TP yeri bırakmamak için boyamaya devam ediyorlar. Ancak bu onlara yeter gelmiyor. Bir Edward Rally'si daha geldi. Hemen bizimkiler çıktı. Swarmladı. Orada benim ordularım yoktu ama yeterli geldi. 64 hala geçidimizi ele geçiremiyor. Bu kaçıncı rally. Tutmaya devam ediyoruz. Ben de artık kendime uygun TP yeri aramaya başladım. Artık benim de ışınlanmam gerekiyordu. Biri daha ışınlandı yukarıya. Şimdi bana da TP yeri açılmaya çalışılıyor. Orada artık çok az zaman kaldı orada bana TP yeri açılmasına. Yukarıya da baksana bir adam çekiyordum. O ibne yürümüyor. O süvari var ya o yürümüyor. Ölecek onlar. O yürüyene kadar diğerleri geldi. Tamam gelsin ya. Keseriz hepsini. Salem'e dal. Salem'e dal. Onu bırak. Cengiz kaçıyor zaten. Daha salamıyorum. Beni biraz laklı oyun şu anda. Mutfağa gidiyorsun de. Salem bana döndü. Ben kaçıyorum biraz. Herkes yukarı çıksın. Bir dakika. Yaşar gel. Çık abi. Çık. Bari'yi de fulleyin oradan. Abi bir şey boş var bayağı. Yapacak bir şey yok. Salem'e dön. Keselim şunu. Salem'in hastanesini dolduruyoruz bir işten. Şimdi Yaşar. Efendim. Hazır GV'ye gitmişken ben geçide doğru hani ilerleyeceğim bir 10 bayrak yer vardı ya. Evet onu da yapabilirsin. Yapıyorum. En azından 2 kristal alayım. Üretmeye başlayayım. Ekstra tamam. Plan yok. Burada ihtiyacınız olmayan bir title var mı? Dük, Adalet ve General gibi. Yok hepsi lazım tamam. Buraya ya. Aynen. Tamam hadi görüşürüz. Bir yandan biz burada temizlik yaparken... Otoban gibi ya. Hiç boş bırakmıyorlar. Devam kesme. GV de başka bir hazır yerde savaşıyordu. Sen? Ben hazırım onu keserseniz. Tamam herkes yukarı. Sağ çık. Çık. Ben oraya ışınlanmıyorum Yaşar bıraktım orayı. At. Atamıyorum şu an. Hadi. Ronin çekilirse atıyorum. Archiles çık oradan sağa geç. Sağa yürü. Amına koydu bu çocuklar geldi.
İyi yara elinize. Gel. gel. Nasıl zevke geldin bak sağ şimdi. Sağ baştan gelsene. Buraya gel hele gel. Sağ baştan sayıyor muyuz abi? Aynen sağ baştan. Sağ Salem'in T5'i var. Salem'e dön. Onu boş ver, Salem'e dön. Tamam döneceğim bir saniye. Süvarim kalmamış ya. Yaşar şu önündeki süvari evet fark ettim. Aha oraya da Yaşar, abi. Tamam burada tam. Abi Joker'in sağı boşaldı. Hafif boşaldı. Atabiliyor musunuz? Kontrol edin acil. Abi ben de atacaktım orayı. Yaşar. Ön yanından kenara çekilseniz de atalım. Tamam bekle. Sürekli dolduruyorlar abi. Önce gelip dolduranları keser. Bak şu LCD kesince muhtemelen sana yer açılacak. Ya yukarıdan şey mi geliyor? Jairaya diye biri geliyor. Yukarıda yer açık. Yukarıda yer açık. O füsü buradaysa askerini bir şehre sokabilir mi acaba? TP deneyeceğim de. Rafi aynen o Pelaya abi. Bundan sonrası da temizlik artık. Tepkim biraz. TP attıktan sonra tepkim biraz çok garip ama yani bu benim TP atmamla birlikte orada 3 T5 olmamızla birlikte bütün o alanı baştan aşağıya süpürüp diğer T5'lere diğer bütün oyunculara yer açmamız ve artık Dimbokru savaşını kazanmamız anlamına geliyordu. Hemen hızlıca bir şekilde orada açık alanda bütün o TP yeri kaplayan bütün orduları temizleyip ardından bütün o 110 aktif oyuncumuzun ışınlanmasını sağlayabilecektik. Bu şekilde sağdan sola doğru süpürüyoruz artık. En uç bayrağımız o şehirlerle dolmuş durumda. Bulduğumuz herkesi kesiyoruz. Yarma harekatı bu şekilde gerçekleşti. Ve ellerini kollarını bağladık. Yani büyük beyin fırtınaları döndü burada. Hani ne yapabiliriz, bizi nasıl engel olabilirler? Büyük beyin fırtınaları döndü. 64 hala geçidimizi almaya çalışıyor fakat başaramıyor. Bir yandan da bayrak atmaya da devam ediyoruz. Artık neredeyse boşaltmış durumdayız bütün alanı. Geçidimize kadar geldik. Bir yandan Graveos da Okuri'de savaşıyor tabii. Bizim krallık zaten hani prime time'ında özellikle hani 100 her yani şu YV birliğinde zaten 107 kişi 117 kişilik yer vardı. 117 kişilik sadece kapasite vardı Yellow Wolves birliğinde ve full aktif oyuncuyla doluydu. Kalanlar da Grey Wolves'la yukarıda bir 100 aktifti orada 50 krallığına karşı işte orada çok savaş dönmüyordu zaten. Bayrak bağlantılarını koparıp kralın topraklarına giden geçidi kesmeye çalışıyorlardı. Bu şekilde bütün 57'nin o doldurduğu tüm açık alanı temizledik. Geçitten ordularımızın da çıkma vakti geldi artık. Bir yandan da 64'ün o geçide temaslı bayrağına vurmanın vakti geldi. O geçide olan teması kaldırdığımızda geçit tamamen güvenli olacaktı. Oradaki bütün bayraklarımız güvenli olacaktı ve bütün şehirlerimiz güvenli olacaktı. İstediğimiz gibi kendi savaşımızı verebilecektik. Zaten olay şu. Kendi savaşını, kendi istediğin savaşı verebilecek pozisyona getirdiğin zaman kazanıyorsun. Yeter ki kendi istediğin savaşı verebil. O pozisyonu sağlayabil kendine. Biz de kendimize bu pozisyonu sağladık. Artık neredeyse herkes ışınlan attı. Hala daha bekleyen var ışınlan atmak için. Bir yandan da o 64'ün bayrağına okçu rallisi gelmişti zaten. Hemen okçu reinforce'umu da istedim. 64 o kadar kalabalık değil. Bizim Edward rallisine yaptığımızı onlar bizim Edward rallimize yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Hemen bayrağın içerisinde yeteri kadar doldurmamışlar zaten. Hemen buraya orduları yığdık, topu da getirdik buraya. Ve Edward Rally'nin başarılı oldu. Bayrağı yakmaya başladık. Geçide temaslı olan bir bayrak. 64 tarafında bir top, alt tarafta bir top. Hemen iki ekibe ayrıldık. Alt taraftaki topu Expert Thomas yönetirken üst taraftaki topu ben yönetiyordum.
Bu şekilde. Hala geçide rally gelmeye devam ediyor. Zaten biz orada olduğumuz için asla reinforce gelmeyecek o rally'ye ve geçidi hiçbir şekilde ele geçiremeyecekler. Artık bu saatten sonra biz orada 10 kişi ışınlanmışken o geçidi alamadıysalar bir daha asla alamayacaklar. Alamayacakları anlamına geliyordu. Çünkü artık içeriye şehirlerimizi ışınladık. Orayı istediğimiz kadar reinforce'lu tutabiliriz. O geçide istediğimiz kadar reinforce yapabiliriz. Dimbokro Savaşı bu şekilde gerçekleşti. Gerçekten tam bir yarma harekatıydı ve 53, 70, 67 aldılar abi popcorn'u, böyle izlediler. Çok güzeldi hani. Gerçekten durun ve bizi izleyin abi. Hani durun ve bizi izleyin. 53 tabii ki yukarıda, bir yandan 64'ün bayraklarını rahatsız ediyordu. 67 bir yandan öteki taraftan, öteki geçit tarafından. Öteki geçit tarafı neresi oluyor? İşte sağ üst köşe 64, 67 ve 50 tarafı olan yerden, oradan da 67'nin bir rahatsız etmesi vardı ama buradaki bütün işi başarılı bir şekilde biz yaptık 54 krallığı olarak. Bu yarma harekatı bütün Dimbokro'yu kurtarmış oldu. Henüz tabii ki hala içeride bayrakları, kaleleri var ama artık biz de içerideyiz ve geçitlerin açılmasına 2 gün süre var. 2 gün. O geçitler açılana kadar biz burayı mahvederdik ki öyle de olacak. Hala rally'den dönen askerleri falan kesiyoruz. Biraz 57 tarafına yoğunluk veriyoruz. Biraz bu tarafa yoğunluk veriyoruz. Bizim için fark etmiyor artık bu saatten sonrası. Her yerde kalabalık olan biziz. Bu savaşa oldukça iyi hazırlanmıştık. Çünkü hani bu savaş bizim 54 krallığının yaptığı en görkemli savaş olacaktı. Ve ki öyle de oldu. Bütün krallıklar bizim Dimbokro'ya nasıl girdiğimizi izledi. Ve hayretler içerisinde izlediler yani. Hani 53, 67, 70 birleşip 64 ve 57'ye güç yetiremiyordu ama 54 girip hem 64'e hem 57'ye güç yetirebildi. Hani bunu objektif, hani siz şimdi şey diyorsunuz, kendi krallığına övmeyi bırak falan ama öyle oldu abi, ne yapayım. Buraya baktığın zaman bu. Yani bu KVK'da gerçekten bu oldu. Bu yaşandı. Ha ben hiçbir şekilde 67'nin, 53'ün ya da 50'nin ya da 50 ne lan? 70'in kesinlikle emeğini zaten şey yapmıyorum. Göz ardı etmiyorum. Asla böyle bir şeyden bahsetmedim zaten. Şu pozisyonda neler olduğundan bahsediyorum. Hani onların emeğini hiçe sayıyorsun tarzı hiçbir şey kesinlikle olmadı. Yanlış anlamak isteyenler zaten her zaman ben ne söylersem söyleyeyim yanlış anlamaya devam edecekler. Bu hayatta hiç kimseyi mutlu edemez. Bizim krallığımızda dahi mutlu olmayan insanlar var. Yani ne kadar her şeyi doğru yapıp kanıtlara, istatistiklere, verilere bağlı olarak yapsan da hala daha krallığımızda memnun olmayan, mutlu olmayan insanlar var. Yapacak da bir şey yok. Artık 64'ün bayrağının yanmasını bekliyoruz. O geçide temaslı olan bayrağın yanması önemli. Bütün şey, bir yandan da tabii öteki tarafta bayrak dikmeler, şehir ışınlanmaları devam ediyor. Arada bir başka krallıkları gözleyip diğer krallık dönmeye devam ediyorum. Çünkü harita planında ne yapacağımı görmem gerekiyor. Hemen bir an önce 57'nin ve 64'ün tüm bizim için KVK buraya kadarmış demesi lazımdı. Buraya kadar, bizim için buraya kadarmış abi de diyebilmeleri gerekiyordu. Bunu sağlayabilmek için de daha da agresifleşmeliydik. Hemen orada bayrağı onardıklarını gördüm ve tekrar bir okçu rallisi gönderdim. Bizim krallığımızda hiçbir şekilde okçu rallilerimin ya da süvari rallilerinin piyade... Şöyle, sen zaten dolmadığını dağdan görmedik. Atlayarak bayrak atabiliyorsun. Sadece geçide ihtiyacın var şu an. Aynen, jump yapabiliriz de şu an bu flag yanmadı ki daha. Aha, onu yakacağız şimdi.
O arkadaş 70'ten. Edward'a dön. Planlama T5 yapıyorduk. Edward. Yani varsa alabilirim birazdan. T5 Edward. Toplam markerına okçu reinforce istiyorum. Bayrak bitti. Yaşar. Tamam. Toplam markerına da okçu reinforce istiyorum. Beyler, rune gönderenler dikkat edin. Saodo Minamoto'su var. Kaçarsa. Tamam. Saodo Minamoto'su. Cengiz'e. Bayrak atıldı. İyileştirme vahı açılacak mı? Açtıracağım şimdi. Yaşar, oradan çekilebilir misin? Ordunu çekelim. Bir saniye. Artık 70'i de içeriye sokuyoruz. Bütün artık tamamen agresifleşiyoruz. Yani şu an geçidi vermemizle birlikte bütün bayrak bağlantımız koptu. Ve geçitlerin hepsi, şehirlerin hepsi şu anda açıkta. 64 krallığına gelip 40 milyonluk şehirlere, 50 milyonluk şehirlere, 70 milyonluk şehre dahi kafa atacak deliler var. O tarz delilerden de kendimizi korumak adına hani bu geçit alımı, geçit alışı yapılacaksa bile bu geçit alışları kısa süreli olmalıydı. Herkes aynı anda geçmeliydi. Biraz yavaş geldiler ama son gelenden sonra hemen geçidi tekrar geriye aldım. Ve tekrar bayrak bağlantısını sağlamış oldum. Son girenden sonra. Ve tekrar topumuza geri döndük. Artık 70 krallığı üst taraftan dağdan atlayarak bayrağını atabilir. Ve benim bütün o kaleyle bağlantıları koparmam gerekiyordu. Saudrop TP attı lan. Nereye gitti acaba? Aa, 53 ile çember kapışması var. Çember de vuruyorlar. Aynen, 53 ile 67 çember kapışıyor 57'nin. Abi lag oluyorum, bir 5 dakika gir çık yeniden başlat falan yapacağım. Tamam. 57 mi? O zaman 57'ye yürüyelim abi. 57 çember savunuyor, 53 ile 67'ye karşı 675, 854. Tamam, o zaman biz şey yapalım. 57 inaktifleşmiştir. Bayrak atacağım buraya. Tamam, garnizon çekelim buraya. Üst markerlara. O bayrak ne zaman yanacak, bir bakayım ona ben de. Yamyam beta, müttefiğe vuruyorsun. Aa, pardon ya. Doğru. Adam anladım. İşaret atıyor sana, hala vuruyor. Şöyle bir tarafa bakıp kaldım da. Piyade getirin, mark attım. Şeye, 57'ye vuracağız. Hay, ordunu götürün oraya. Kutay, dikkat et. 5 saniye bayrak bitiyor. Fintazia nerede? Aa, gördüm seni Fintazia. Daha fazla bayrak atarsam atacağım bayrağı savunmak zorundayız. Oraya o kadar savunacak yer yok. Hacı abi, eski hesabın ismi neydi? Atamizindeyiz. Atamizindeyiz. Sen şunu yapabilir misin abi? Şu son biten bayrak. Birlik chatine koordinat attım. Buraya ışınlan. Martel Konstantin koyacaksın. Atacağım bayrağı full piyade. Bir yandan... Bro, Richard'dan ne çektin ya? Bu bayrağı da piyade ile işaretlemek zorundayız. Bayrak attım. Bir yandan garnizonu da düşünmem gerekiyor. Çünkü bundan sonraki bayraklarla artık temas. Normalde aşağıda 57 ile bir temas muhabbeti şeye bayrak benim. Yeni attığımız ama. Aha, yeni attığımız. Şey geldi mi? Işınlandı mı bizim? Atamizindeyiz. Yer o bayrağı ben asker dönmesini bekliyormuş Yaşar. Tamam. Smut abi, bayrağı kaleye herhangi bir yere. Ben şey getireceğim oraya, garnizon yeni attığını. Dönsün. Tamam, expertise garnizon getir. Şimdi pozisyona şöyle bakmanızı rica ediyorum. Biz o araya bayrak sokuyoruz ve bütün M5B'nin sol tarafı olan toprakları bir anda bütün bağlantısı kopacak. Aynı şekilde aşağıda DS57'nin kalesiyle tek bir bayrak bağlantısı var. M5000'in bayrak bağlantısını koparıp aşağıya bir kol çıkarıp DS57'nin bayrak bağlantısını koparıp sağ üstte bir kol çıkarıp oradan da
M5000'in sağ tarafı olan after that, bütün bayrak balansını koparıp 57. sadece kalelerin kalmasını sağlamamız gerekiyordu. They lost that too. They will lost that too. So yeah, ha DS57. Okay, I am planning. I have another plan because I don't wanna give everyone any rewards to them. I don't really want to give any rewards to them. So in Okuri, if you are looking, there's a 64 TG alliance. Yeah. They say this gate is very safe for them. So I wanna go for there. So you need to kill RV50, you know, this pink fortress. Yeah, you no for not sport. Their flag, cut their flag connection maybe from P583. Yeah. We are doing. Okay. We will place a fort here, jump from the mountains, and go for 64 TG alliance. Where will you place fortress? Can you send me location? First you should kill RV 50, then yeah, we will think about it. Okay. But you should focus on first definitely 57. Just NW57. Yeah. Okay. See ya. Bye. See ya. Thanks. Hadi bak, rally'yi siz doldurun diye bilgilendirmek 10 askerle gerekiyor her yaptığımızla alakalı. Aç bakalım, doluyor mu dolmuyor mu? Merak ettim. Okçu mu? Okçu. Oh. Abi, 150 karatanları geri yolluyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Durun, durun. 100 kalma. Artık maksimum 100k. Benim rallime 100k'dan fazla göndereni atarım ralliden. Tamam. Bizim krallıkta artık kavga çıkacak. Ralliye giremiyoruz. Yer kalmıyor. Hayla bir içine. Bu ne ya? Ralli 2 saniyede mi doldu? Ya 100k fazla diyoruz. Şunu 75 tren yapalım. Ulan gene doldu ya. Millete kirli düşmeyecek. Herkes böyle şükürleri. Ben de savaşa katılıyorum. Ya 1K bile doldurdular, lanet olsun. Bu rally dönüşünde dalıyorlar hep. Rally dönüşlerinde kesiyorlar. Ve planımı gerçekleştirdim. Müttefiklere bahsettiğim plan. Black Wolf kalesini şu bölgeye attım. Çünkü kralın topraklarına hiçbir şekilde 64 ya da 50 ya da herhangi bir düşmanın girmesini istemiyordum. Ve o sağ alttaki o gördüğünüz geçit oldukça güvenliydi. Okuru de GV genişliyordu. Ancak oraya kadar bayrağı kesinlikle yetmeyecekti. Biz de Black Wolf Kalesi'ni Dimbokro'nun içerisinde o dağın köşesine attık. Peki Black Wolf dağdan nasıl atlayacak? Okuriye şehirlerini ışınlayacak GV toprağına. Black Wolf toprağına ordu yürüteceğiz. Açık alan üstünlüğüyle oraya 2-3 bayrak atmamız gerekiyordu. Ve en son, yani bu artık savaş bu şekilde tamamlandı. Hiçbir şekilde direniş görmedik. O bayrak bağlantılarını kopardıktan sonra ve 1,5 gün daha sonra 64'ün de kalesi, 57'nin de kalesi, 50'nin de toprağı, hiçbir şeyi kalmadı Dimbokro'da. Dimbokro'yu bu şekilde temizlemiş olduk. Artık tertemiz bir Dimbokro. Yarma harekatımız bu şekildeydi. En son tertemiz yaptıktan sonra da ordularla avumuzu yazdık. Kayıp Krallık Çetine de avumuzu çektik. Koordinatımızı attık. Şovumuzu da yaptık. Ve KVK'yı bu şekilde tamamladık diyebilirim. Henüz tamamlamadık tabii ki. Devam ediyor KVK. Ancak ortada herhangi bir savaş vesaire kalmış durumda değil. Artık ortada bir savaş yok. Ancak tabii ki 4. seviyeye geçitler açılacak. İşte ne bileyim, aldığımız ödüller müttefiklerle 5 krallıkla nasıl ödül paylaştınız abi diyecek olursunuz. Bunların hepsini sizlerle de paylaşacağım zaten zamanı geldiğinde. En destansı, en efsanevi savaşımız bu şekildeydi
Dinbokro Savaşı'ydı. Bizim için çok güzel bir savaştı. Çok da eğlenceliydi. Öyle. Yani çok en görkemli savaşımızdı tıpkı söylediğim gibi. KVK bu şekilde tamamlanmış oldu. İşte Zone 4'e girişimizi bir kayıt yaparım. Bir de bir mapping videosu yapmayı düşünüyorum. Mapping videosu nasıl söyleyeyim sizlere. İşte bütün KVK'nın başından sonuna bizim diktiğimiz bayraklar, işte müttefiklerin, düşmanların diktiği bayraklar nasıl genişledikleri, işte gün gün ne durumda olduğumuzu, hatta saat saat ne durumda olduğumuzu yapabileceğim bir harita videosu yapmaya çalışacağım. KVK'yı daha iyi anlayabilme, analiz edebilmeniz için. Bir de dün Shinchi, biliyorsunuz partner YouTuber'lardan olan Shinchi bizim KVK'nın videosunu 57'nin Arapları vs 54'ün Türkleri olarak bir video yayınlamış. Yani normalde F seedinde, F torbasında herhangi bir krallığın KVK'sı izlenmez ama bizim KVK'mız, gel bu KVK nasıl ünlü oldu, nasıl bu hale geldi ben de bilmiyorum. Çok güzel KVK'ydı. Gerçekten izlemeye değer bir KVK'ydı. Evet, zayıflıklar çok fazlaydı. Tabii ki A seedindeki, yani A torbasındaki KVK'lar çok daha kanlı geçiyor. Çok daha heyecanlı geçiyor. Ama bizimkiler de bir o kadar heyecanlıydı. Daha az kanlı ama o kadar da heyecanlıydı. Sanırım daha fazla videoyu uzatmanın anlamı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kingdoms videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.